51 yaşındayım. Çok gururlu, çok onurlu insan tanıdım. Ama FETÖ'nün imamı Aydın İpek İşleyen ile bu FETÖ'nün tetikçisi Ferhat Can Bey kadar onurlu, gururlu insan tanımadım. Ferhat Can Bey eşini kullanarak beni dolandırtmış. Her şeyin eşinin adına olduğunu söylüyor ve eşiyle bana bir protokol yaptırıyor. Gala TV'nin sahibi olarak kadın benimle protokol imzalıyor. Sonra bunlar beni dolandırdıktan sonra evimi 9 çete üyesiyle bedelsiz olarak adlarına geçirdikten sonra çete lideri bu FETÖ'nün imamı Aydın İpek İşleyen'in eşinin adına geçiriyorlar. Burada ne anladık? Bu onurlu, gururlu adamların bir tanesi karısını av olarak kullanıyor, bizi tuzağa düşürüyor. Diğeri ne yapıyor? Çete lideri karısının adına daireyi geçiriyor. Sonra günü geliyor, biz dolandırıldığımızı anlıyoruz ve haliyle nezaketen önce kocalarına diyoruz. Ya kardeşim, beni dolandırdınız, dairemi geri verin diyorsak da bunlar oralı olmuyor. Ve en son Ferhat Can Bey diyor, bana mı verdin kardeşim? A git Songül'den al. Sanki Songül yedi yabancı. Eşini arasam dahi nezaketsiz bir şeydir. Yani yakışmaz. Ama biz 3,5 yıl bekledik bunu telafi etmelerini. Yapmadı. En son eşine ulaşmaya çalıştık. Ben değil. Eşim aradığı halde o gidip mahkemeye Yusuf beni taciz ediyor. Beni arıyor. Demiyor, ben adamı dolandırdım. Bu adam bunun için beni arıyordur demiyor. Beni taciz etmek için arıyor diye beni bir de mahkemeye veriyor bu Songül. Diğer yandan dairemizi eşinin adına geçiren bu ahlak abidesi Aydın İpek İşleyen'e biz 3,5 yıl ulaşamadığımız için dedik ki dairemiz kime geçmiş? Zuhal İpek İşleyen'e. Aradık hanımefendi, dedik ablacığım bana ait olan bir daire 2019 yılında kötü niyetli insanlarca elimden alındı ve sizin adınıza geçtiğini gördüm. Bu konuda sizi arama gereği duydum. Dedi, beni taciz ediyorsunuz şu an. Kadın bana bunu diyor. Muhatabınız ben değilim diyor. Kimdir efendim muhatabım diyorum. 3 yıldır bir hak arayışındayım. Benim dairem sizin adınıza geçmiş. Benimle tanışıyor musunuz? O daire sizin adınıza nasıl geçti? Bunu araştırıyorum. Efendim, onu araştırıyorsunuz da bunun muhatabı ben değilim. Kimdir efendim? Siz Aydın Bey'le muhatapsınız Hayır beyefendi. hayır, sizin adınıza şirket ve daire sizin Tamam. adınıza. Tamam, daire benim adım olabilir ama bu işlerle ben değil eşim ilgileniyor. Eşim Aydın İpek İşleyen'le konuşmanız lazım diyor. Ben de diyorum ki ablacığım eşinize 3,5 yıldır ulaşamıyorum. Eşiniz kaçıyor benden. Telefonu var bende. Namus şeref sözü verdi. Tamam bu olayı çözeceğim diye. Telefonuma bakmadığı için ve aradığım mesajlara da cevap vermediği için sizi arama gereği duydum dedim. Sonra da yok, benimle bir ilgisi yok. Eşimi arayın. Sonra bu namussuz da zaten kaçıyor bizden Aydın İpek İşleyen. Baktık eşi de aynı Songül Hanım'ın kafasında. Beni bir daha ararsanız sizi şikayet etmek zorunda kalırım. Teşkilata bak. Kocaları kaçıyor. Mecbur kalıyoruz eşlerini aramaya. Bu sefer de eşleri de vay efendim bana taciz ediyor diye mahkemeye gitmeye ve bizi sindirmeye çalışıyorlar. Ama neyse ki ben kadına yazmıştım, ablacığım eşiniz delikanlı olsa beni eşiyle muhatap etmez zaten. Eşiniz %1 milyon haklı olduğumu biliyor. Bu yüzden beni size yönlendirerek olayı savuşturmaya çalışıyor dedim. Kadın dedi, ne münasebet, ne demek bu, nasıl bir söz, bu çok çirkin bir yaklaşım falan. Halbuki bütün çirkinlik bu 4 kişinin yaptığıdır. Ne yapıyorlar? Eşlerini ön planda kullanıyorlar, insanları dolandırıyorlar. Sonra erkekleri aradığımızda telefonumuza bakmıyor, kaçıyorlar. Eşlerini aradığımızda da eşleri bizi savcılığa vermekle, taciz etmekle suçluyor. O kadar da yetmiyor. Aydın Bey bizzat kendisi beni aradı. Yusuf, sen delikanlı değilsin oğlum. Sen şerefsizin tekisin diyor. Kadın aranmaz. Sen var ya, sen karaktersiz bir adamsın. Bir bayan aranmaz oğlum. Sen delikanlı olsan o bayanı arattırmaz. Ya sen Telefonuma öyle yapmıyorsun. çıkardın. Dedi ki senin kocan delikanlı değil. Erkeksen gel oğlum buraya. Hadi gel. Sende o göt var mı? Sen delikanlı olsan beni eşinle muhatap etmezsin. Aşağılık herif. 3,5 yıldır seni arıyorum. Telefonuma bakmıyorsun. Arıyoruz, kaçıyorsun. Ferhat yine aynı. Sizin yaptığınıza ne denir lan? Pezevenk misiniz oğlum siz?
Yaptığınıza ne denir? Ne denir oğlum sizin yaptığınıza? Hangi delikanlıya, hangi erkeğe sığıyor ki kadınına insanları tokatlatıp sonra kendisine ulaşmak istediğimizde de vay benim karıma ulaşmak istiyorsun, benim eşime taciz ediyorsun. Delikanlı gibi çıkın karşımıza, bir erkek görelim. Bir konuşalım karşılıklı da, erkek değil misiniz? Teklifim hala geçerli oğlum, beni kadınlarınızla muhatap etmeyin bak. Ben kendime yakıştıramıyorum, siz kendinize bunu yakıştırıyorsanız siz pezevensiniz o halde. Yaptığınız doğru bir şey değil. Beni siz dolandırdınız, benim muhatabım siz olmalıydınız. Ama eşlerinizi kullanmanızın cevabı siz pezevenk misiniz diye size sorarlar. Başkasının malına çökerek kadınlarınızın eteğinin arkasına gizlenemezsiniz evladım. Çıkacaksınız ortaya, konuşacaksınız. Aydın efendi. Hatta en son bir mafya tuttun. Eşime taciz ediyor, ailemi rahatsız ediyor diye. Ferhatcan Bey, sana da söylüyorum evladım. Yaptığınız yakışık almaz. Siz erkek değilsiniz. Olsanız olsanız erkeğin orospusu olursunuz. Bir de eşimize taciz ediyor diye bizi mafyaya öldürtmek istiyorlar. Olaya bak. Ve ben bunun altında kalacağım, öyle mi?